Günaydınlar, merhabalar. Herkese hayırlı günler olsun arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar biz bu sabah kalktık ve saati göstereyim ben sizlere. Saat şu an 9'u 5 geçiyor. Ve kızım da bugün benimle geliyor. Hazırlandık. Şok Market'e gideceğiz. Biliyorsunuz bugün çarşamba ve çok aktüel ürünleri var. Bir taraftan da şöyle bir perdeyi de çekeyim. Arkadaşlar dün çok yağmur yağdı Mersin'de ve çok da fırtına vardı. Hatta şöyle göstereyim, hala da böyle rüzgarlı bir hava var. Bu şekilde böyle bir rüzgarlı bir hava var. Gerçi güneş de açtı, açıp kapatıyor, biraz böyle bulutlu bir hava. Şöyle göstermek istedim. Burada da zaten şöyle bulaşıklar var. Onları da zaten dönüşte yıkayacağım. Burada zaten tava var. Bunlar kirli. Onları makineye atacağım. Burada da şöyle bardaklar var. Bizde bardak çok kirleniyor arkadaşlar. Bilemeyeceğim. Sürekli kirleniyor. Burada da zaten makineye de ben dün makineyi çalıştırdım. Dün akşam burada temizler var. Onları da geldiğimde sizlerle beraber dizerim. Bu şekilde bunlar temiz olanlar. Onları çıkarttıktan sonra zaten bunları da makineye dizerim arkadaşlar. Ne çok arkadaşlar diyorum değil mi? Dememeye çalışıyorum ama sürekli böyle artık ne diyeyim, alışkanlık mı diyeyim. Ondan dolayı sürekli söylüyorum. Böyle artık şimdi biz hazırlanalım ve Şok Market'e çıktık ve artık Şok'a doğru gidiyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Havalar nasıl sizin olduğunuz şehirlerde? Bir de artık havalar da böyle şaşırmış gibi böyle bir açılıp kapanıyor. Bir yağışta, bir güneşte. Yani sonuçta bahar ayı normaldir diyorum ama biz de böyle kızımla böyle yürüyoruz. Şurada da böyle çok güzel aynalar var arkadaşlar. Şurası zaten bakkal. Şu kısmı ben sizlere göstereyim. Şurada çok güzel böyle aynalar var. Gerçekten çok güzeller. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok güzel yorum yazıyorsunuz. O yorumları okudukça gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani iyi ki varsınız diyeyim. Gerçekten iyi ki varsanız. Yani o yorumlarınızla gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Hani telefonu elime de aldığımda bu şekilde konuştuğumda herkes böyle bir bakıyor. Ben ne bileyim biraz çekiniyorum. Ondan dolayı da sesime de yansıyor arkadaşlar. Bir de bu arada aramızda bazı bir arkadaş demiş ki çok şeysin, cansızsın, çok böyle yani cansız bir şekilde sunum yapıyorsun falan demiş. Yani böyle hani sessiz, cansız. Ha, siz anladınız ne demek istediğimi. Yani ben zaten orada yorumda yazdım ona. Dedim ki yani ben markette video çekerken etrafımda insanlar oluyor. Hani ben konuşunca onlar böyle dik dik bakıyorlar. Yani onun için pek konuşamıyorum arkadaşlar. Çok çekiniyorum. İşte çekindiğim için de bu da sesime yansıyor. Böyle cansız, daha soluk çıkıyor. Onun için yani kusura bakmayın arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ya da bilemeyeceğim artık. Belki yapıdan da kaynaklanıyordur. Belki benim yapım da böyledir. Gerçi ben normalde böyle değilim. Daha hani canlı bir insanım ama işte dediğim gibi böyle video çekerken mesela burada bile çektiğimde insanlar bakıyor. Hani ne diyeceğimi şaşırıyorum arkadaşlar. Ne konuşacağımı bilemiyorum. Bu tarz durumlar olduğu zaman. Hani inşallah ileride daha çok alışırım. Biz de şöyle Şok'a geldik. Bir karşıya geçelim. Şöyle arabalar var, bekleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, etrafımda insanlar olduğu için
Onun için böyle solgun, cansız çekebiliyorum. Ama dikkat edelim. Daha çok böyle canlı çekmeye çalışırım. Bir de şöyle bir durum var. Ben sonradan ses eklemiyorum. Markette ne çekiyorsam o sesimle ekliyorum arkadaşlar. Yani markette konuşarak video çekiyorum. Hani bazı kanallar gibi sonradan ses eklemiyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Hani ses eklememi istiyorsanız da o şekilde yaparım. Siz nasıl isterseniz ben sizin isteği doğrultusunda davranırım. Ama bana göre sanki böyle hani video çekerken konuşmak daha mantıklı, daha güzel oluyor. Yani daha bence samimi oluyor. Ama yine de siz nasıl istiyorsanız ben o şekilde yapmaya hazırım. İsterseniz video çektikten sonra da ses ekleyebilirim. O size kalmış. Artık öyle bir oylama yaparız. Evet arkadaşlar, ben şimdi şoka geldim. Bu şekilde sizlere böyle bir göstereyim. Ve artık aktüel ürünler videosu sizler için çekmeye başlayacağım. Sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle Aksu markasının böyle ürünleri gelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen haftalarda da gelmişti. Bunlar gerçekten çok güzeller. Ben de zaten almıştım biliyorsunuz. Böyle döküm derin tencere 28 santim çapında bu şekilde. Bir de bu da basık tencere oluyor arkadaşlar. Bu da 26 santim çapındaymış. Bunun fiyatı 159 lira. Derin tencerenin fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Hemen sizlere bir de yakından da göstereyim. Ve şöyle bir tavası var. Döküm tava var arkadaşlar. Bu da 26 santim çapındaymış. 5 milimetre kalınlığı varmış her birinin arkadaşlar. Fiyatı ise 119 liraymış bu tavanın fiyatı. Buradaki döküm fırın tepsisi ise o da 30 santim çapındaymış. Fiyatı ise 149 lira. Şimdi ben sizlere tek tek çıkartıp göstereyim yakından. Arkadaşlar şöyle kutudan çıkarttım. Sizlere yakından yakından göstereyim. Böyle bir kapağı var. Gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz ben de almıştım zaten. Bir de şöyle içini de göstereyim. Şöyle bu derin tencere arkadaşlar. 28 santim çapında. Bu şekilde alt tabanını da ben sizlere böyle göstereyim yakından. Şu şekilde. Şöyle bir derin tencere. Fiyatı ise 169 lira. Bu da şöyle basık tencere arkadaşlar. Şöyle bunu da göstereyim ben sizlere. Bunda içini şöyle. Bu kalınlığı 5 milimetreymiş arkadaşlar. Yani hepsinin öyle. Sadece bu değil. Gayet güzel. Bir de şöyle bunu da kapağı şöyle göstereyim ben. Bunun da fiyatı 159 lira. Basık tencere. Tekrardan şöyle Aksu markasının böyle bir tavası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar döküm. Ve paslanmaz çelikten kulpları var. Şu şekilde. Bunu da alt tabanı da göstereyim bu şekilde. Bu da 26 santim çapında arkadaşlar. Fiyatı ise 119 lira. Da gayet güzel. Şöyle çok da ağır arkadaşlar. Güzel. Bir de şöyle fırın tepsisi var arkadaşlar. Böyle döküm tepsi kare olarak geçiyor. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Bu da gayet güzel. 30 santim çapında arkadaşlar. Bunun da fiyatı 149 lira. Bunu şöyle alt tarafını da göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel. Çok da ağır. Dediğim gibi fiyatı 149 lira. Burada da şöyle Sabor markasının iç dış sırlı toprak tenceresi var. 20 santim çapındaymış. 2 litrelikmiş arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde gerçekten çok güzel. Sizce arkadaşlar. Böyle bir kapandım. Şöyle içini de göstereyim. İçi de bu şekilde. Ve böyle 20 santim çapında 2 litre hacmindeymiş arkadaşlar. Fiyatı ise 39 lira 95 kuruş. Burada da şöyle büyük nihalelerden var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da gerçekten çok güzel.
Bunda fiyatı ne kadarmış? 39 lira 95 kuruşmuş. Gerçekten çok güzel ve çok da kaliteli. Ağır böyle arkadaşlar. Bunlar da paslanmaz çelikten yapılmış. Bu şekilde. Burada ise şöyle yağlıklardan var. Bunları da ben göstereyim sizlere. Böyle siyah renginden var. Bir de şöyle lacivert rengi de varmış. Böyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle eğdiğiniz zaman zaten böyle açılıyor. Gerçekten çok pratik, çok da güzel. Şu şekilde göstereyim. Dediğim gibi bir siyah, bir de şöyle bir lacivertimsi bir rengi var. Fiyatı ise 8 lira 99 kuruş. Hemen bir de şuraya da bakalım. Şurada da şöyle kadın ayakkabı kutusu var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu 8 lira 99 kuruş. Erkekler için ise 9 lira 99 kuruş şöyle. Hemen burada ise şöyle bunları da göstereyim. Bunlar da şöyle çift renkli süzgeç oluyor. 2 numaraymış bunlar arkadaşlar. No 2 diyor. Titiz markasına ait. Bir de kırmızı rengi de varmış. Onu da ben sizlere göstereyim. Şöyle. Fiyatı ise 5 lira 99 kuruş. Hemen yerine koyalım ve devam edelim. Burada ise şöyle ahşap kapaklı erzak kabı var arkadaşlar. Her biri 1 litrelikmiş. Bunların bir de 2 litrelik olanları da gelecekti ama sanırım gelmemiş. Bunlar böyle 1 litrelik küçük olan. Şöyle kapakları böyle ahşap, bir de bir açmaya çalışayım ben. Şöyle bir dediğim gibi ahşap, böyle bir de kenarında böyle silikon contası var. Yani böyle hava almaması için. Bu şekilde. Gayet de güzel. Ve kapağı da iyi tutsun diye böyle kenarına silikon contalar yapmışlar. Renkleri ise şöyle beyaz rengi var. Bir de şöyle bir turuncumsu bir rengi var arkadaşlar böyle. Ve şöyle bir yeşil rengi var. Gayet de güzeller. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gerçekten çok güzel renkleri var. Tane fiyatı 12 lira 95 kuruş. 1 litre hacminde. Burada ise plastik saklama kabı var. Üçlü bir şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar üçlü oluyor. Şöyle bir kırmızı kapaklısı var. Bir de şöyle beyaz kapaklısı var. Bu şekilde. Açabilirsem size de göstereyim. Arkadaşlar bunların da böyle silikon contalı. Bunlar da gayet güzel. Bunlar plastik ama böyle hava almaması için böyle silikon contalı, böyle vakumlu bir şekilde. Çok da güzel. Gerçekten güzel yapmışlar. Bunların da böyle üçlü bir şekilde 11 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle buzdolabı düzenleyicisinden var. Bunlar baya büyük arkadaşlar. Şu an çıkartamıyorum. Baya sıkışmış. Fiyatı ise 12 lira 95 kuruş böyle. Hemen burada ise Titiz markasının tezgah üstü kaşıklığı var. Böyle bunlar da çok tatlı değil mi? Gerçekten çok tatlılar böyle. Bu şekilde. Böyle bir pembe rengi. Başka bakalım. Kırmızı rengi de varmış. Bir de mor rengi var arkadaşlar. Şöyle 3 renkten oluşuyor. Bunu 3 rengini de göstereyim ben sizlere. Bunların da fiyatları 11 lira 95 kuruş. Şöyle bir de altlığı da var. Altlıklı kaşıklık oluyor bunlar. Gerçekten çok güzel böyle bölmeli. Dediğim gibi 11 lira 95 kuruş. Hemen yerlerine koyalım bunları da. Ve diğer ürünlerle devam edelim arkadaşlar. Burada ise plastik askı var. Altılı bir şekilde, gerçekten çok uygun. Böyle bir altılı askı. 5 lira 99 kuruş fiyatı. Şöyle göstereyim. Hemen yerine koyalım ve diğer ürünlere bakalım. Burada ise şöyle ayakkabılar var. Erkek spor ayakkabısı diyor. Şöyle bir göstereyim ben. Şu şekildeymiş. Bunda fiyatı ne kadarmış? 39 lira 95 kuruş. Hemen burada ise şöyle kadınlar için var. Spor ayakkabı. Böyle. Fiyatı ise 34 lira 95 kuruş. Bunda fiyatı, hemen bunda yerine koyalım.
Burada ise jakarlı yüz havlusu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Böyle. Bu şekilde. Bunda fiyatı 12 lira 95 kuruş. Şurada da var. Farklı renkleri. Gerçekten çok güzel renkleri var. Mavisi, kremi, turuncusu, grisi. Şöyle bu renklerde var. Bir de jakarlı el havlusu varmış arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Pembesi, grisi, kremi bu şekilde. Ve bir de şöyle burada da desenli çarşaf takımı var. Çift kişilikmiş bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da bakalım. %65 pamuk, %35 polyester diyor. Bu şekilde. Fiyatı ise 39 lira 95 kuruş. Farklı rengi de var tabii ki. Şöyle bir renk çeşidi var. İki renkten oluşuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Bir böyle pembesi, bir de böyle mavisi var. Hemen burada ise yastık koruyucu var. 50'ye 70 santim çapındaymış arkadaşlar. Şöyle bunu da ben göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde. Fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Burada ise kadın performans spor taytı var. Bu da bu şekilde. Bakalım bedenleri var mı? Small, medium, large ve X-large da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Fiyat ise 19 lira 95 kuruş. Burada da şöyle pamuk taban halılardan var. Bunlar fiyatları da 100 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle gerçekten çok güzeller. Bu şekilde farklı rengi var. Kremi ve şöyle bir grimsi bir rengi var. Burada da zaten böyle geçen haftadan kalma ürünler var arkadaşlar. Şöyle bunu da hatta göstereyim ben sizlere. Bu da böyle sahan setiymiş. Bu şekilde. Fiyatını göremedim. Bir de şöyle kek kalıpları var Aksu'nun. 80 liraymış. Böyle bir de baton var yuvarlak. Ve burada da şöyle kek kalıpları var. Bunlar da 60 lira. Burada da üçü bir arada French press'ler var. Burada da şöyle bol bol saklama kapları var. Şöyle büyükler 9 lira. Diğerleri küçükler ise 5 lira. Arkadaşlar şunları da göstereyim. Bu valizleri ABS büyük valiz diyor. Petek diyor böyle. Şu şekilde. Büyük olan 109 liraymış arkadaşlar. Şöyle bir bordo rengi var. Bir de siyah rengi var. İki renkten oluşuyor. Bir de şöyle kabin boy, yani en küçük boyu var. Bu da 85 lira. Ve orta boyu da var. Bu da 99 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Valizler de bu hafta geldi Şok Market'e. Biz Şok Market'ten çıkalım. Ve şimdi de BİM'e doğru gidiyoruz. BİM'e gidip kızıma bir tane küpe almak istedim. Ona söyledim, böyle kedi figürlü küpeler gelmiş. O da çok sevindi. Dün zaten almadım. Bugün alayım dedim. Bugün biliyorsunuz çarşamba. Hemen gidip bir tane canım kızıma küpe alalım. Hatta beraber seçelim. Evet, şimdi biz de BİM'e varmak üzereyiz. Hemen gidip BİM'e bir tane küpe alalım. Girdik. Hemen salı aktüel ürünler bölümüne geçelim. Bakalım neredeymiş ürünler. Şuradaydı. Bakalım da. Anneciğim kalmamış sanırım. Göremedim. Dün vardı.
Yok, yok olmamış. Bak şurada da var herhalde. Bakalım bir. Göremedim. Bakalım da. Bunlar geçen haftanın ürünleri. Çabuk eve gidin. Bakayım bir dakika. Şöyle tukkalar var. Bak. Tamam, bunu alalım. Küpe istiyordun ama. Bak şöyle de tel tokalar var. Bir dakika dur bakalım, belki bulabiliriz. Dün baya vardı ya. Hemen bitirmişler sanırım. İyi yaptın Tolga. Sana da bir kod verirdim. Bilmiyordum ki isteyeceğini anneciğim. Dur bakayım. Şöyle. Buradaki ürünler bu şekilde arkadaşlar. Dün çektiğim ürünler. Arkadaşlar şunlar çok güzel. Ben de bundan kullanıyorum. Bunun pembesi, gerçekten tavsiye ediyorum. Bunlardan alabilirsiniz. Ben 35 liraya almıştım ama burada 28 liraya, gerçekten çok uygun. Hemen alın derim. Biz küpeyi bulamadık. Şöyle tokaları varmış. Tel tokaları. Hemen bir diğer BİM'e gidelim. Oraya da bir bakalım. İnşallah orada buluruz. Yani kızım da üzüldü ama inşallah buluruz orada. Hadi gel anneciğim. Gel gidiyoruz. Şimdi biz BİM'den çıkalım. Takmış saçına böyle pomponlu. Hadi şimdi gidiyoruz diğer BİM'e. Yapacak bir şey yok. Evet, ben şimdi manava geldim. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle sizlere bu manavı da göstereyim. Bu da zaten hemen BİM'in hemen yanında oluyor. Pazarın başında. Gerçekten bu manav muhteşem bir manav. Sizlere göstereyim bütün ürünleri. Bütün gıdaları, yiyecekleri. Şöyle patatesinden soğanına hepsini göstereyim sizlere. Bir de şöyle lahana var. Patlıcan 4 liraymış. Böyle limonlar var. Kabak var, çok güzel. Minicik. Böyle 3 lira. Burada da şöyle domatesler var. Domateslerin fiyatları ne kadar? 5 liraymış. Gerçekten çok güzel domatesler sizce. Çok güzel böyle canlı canlı domatesler. Salatalıklar 4 lira. Böyle armut da varmış. Bu armutlar da 4 liraymış. Elmalar 3,5 lira. Bu şekilde. Bir de böyle de varmış. Bunlar da 3,5 lira sanırım. Şöyle bir de çilek. Artık çilek zamanı geldi. Çok da güzel oldu. Çileği gerçekten özlemişiz. Bu çileğin bu şekilde böyle bir kapta 12 lira arkadaşlar. Burayı bilmeyenler için Yeni Hal burası arkadaşlar. Mersin Akdeniz Yeni Hal pazarın hemen girişi oluyor burası. Zaten hemen yanında da BİM Market var. Zaten görürsünüz, zaten açık bir yer. Mersin'de olanlara duyurulur. Buraya gelip alışveriş yapabilirsiniz. Hemen ben de zaten yapayım. Bir tane kızım çilek istedi. Çilek alayım. Bir de ne alalım diye düşünüyorum. Bakalım, bir karar vereyim. Evet arkadaşlar, şöyle ben bir çilek aldım, bir de şöyle elma aldım. Bunlar böyle 15 lira tuttu. Hemen şimdi tekrardan BİM Market'e doğru gidelim. Biliyorsunuz kızım kedili küpe istemişti. Burada yok kalmadı. Artık diğer BİM'e gidiyoruz. Kolay gelsin. Şimdi diğer BİM'e gidiyoruz. Hadi gel anneciğim. Arkadaşlar burası bizim evimiz ve hemen diğer BİM'e doğru gidiyoruz. Baya bir rüzgarlı arkadaşlar, böyle bu şekilde gidelim artık.
Bakalım inşallah orada vardır. Orada bulabiliriz. Artık orada da yoksa başka birime gidemeyiz. Çünkü bize yakın başka birim yok. Burada bir tek iki tane var. Bir pazarın başında, bir de şeyde hale doğru, büyük hal var zaten burada. Hale doğru var. Ve bizim pazarın başında var. Bakalım inşallah buluruz ya. Ya bilseydim böyle hemen satılacağını zaten dün alırdım. Bilmiyordum. Çünkü dün pek kimse yoktu. Ben de hani satılmaz diye almadım. Kızım da benim videoyu görünce anne keşke alsaydın dedi. Çok beğendi. Artık inşallah buluruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Vallahi nefes nefese kaldım arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Benim şu an gördüğünüz gibi çok yoğun. Bir de şimdi hemen gittikten sonra şey yapacağım. Videoyu editleyeceğim. Bir de videoyla da bayağı uzun sürüyor editlemesi, yüklemesi. Onu yapacağım. Dediğim gibi şok aktüel ürünler videosunu onu hemen yüklemeye alıp ilk önce editleyeceğim, sonra yüklemeye alacağım arkadaşlar. Bu şekilde sizlere de burayı da göstermiş oluyorum. Burası Hal Mahallesi oluyor arkadaşlar. Mersin'i bilenler için ya da bilmeyenler için. Dediğim gibi Mersin Akdeniz Hal Mahallesi burası. Zaten bu yolun sonunda büyük hale gidiliyor arkadaşlar. Şu kırmızı dolmuşların kalkış noktası da oradan sanırım. Çünkü oradan geliyor. Çarşıya gidiyor, sahile gidiyor kırmızı dolmuştan. Sonra tekrardan böyle hale geliyor. Bu şekilde. Evet, biz buradaki BİM'e de geldik. Burada çok ses varmış. Çok güzel böyle kuşlar da ötüyor. Hemen şimdi buradaki BİM'e giriyoruz. Kızım benden önce koşuyor. Anneciğim şunları bir tutabilir misin? Ben bakayım böyle. Bakalım neredeymiş? Burada bir kız. Bakalım anneciğim. Yani böyle karamsarlığa kapılma. Bir bakalım. Belki vardır. Yoksa. Bak şurada da. Aa şurada varmış. Şeyler var. Orada eşyalar var. Bakalım oraya da. Arkadaşlar sizde de böyle bir market turu olmuş oluyor. Tencereler. Ne anneciğim? Sen adam önce böyle yastığına koyarsın. Yok anneciğim. Çok tatlı ya. Daha sonra alırız. Bakalım. Burada da. Bakın ablaları teyzeleri sizlere kocaman kalp veriyormuş. Yok ya bakalım. Şu tarafta olsa gerek. Bir bakalım. Gel anneciğim. Sizler de bugün benimle bayağı bir gezmiş oldunuz. Burada da pamuk yağı diyor 53 lira 90 kuruşmuş, 54 lira. Burada da şöyle 52 lira, pardon 62 lira 50 kuruşmuş. Soleya, kolay gelsin.
Hemen bir bakalım. Burada da fiyatlar gerçekten yükselmiş artık. Yani her yerde bir zam var arkadaşlar. Sürekli zam oluyor. Bakalım. Evet anneciğim, bulduk. Bak anneciğim. Şöyle olan da var. Bak. Bak böyle. Bir dakika bakalım. Bu aynıymış. Bakalım. Farklı bak. Ben bunu alacağım. Bir de bak şöyle alacağım. Beyaz bir kedili de var. Siyah kedili de varmış. Hangisi? Bence beyaz kedili ya. Ben bunu alacağım. Bak şu daha güzel anneciğim. Dur bakayım. Ben bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Bakayım bir. Bunu mu alacağım? Evet. Bakayım. Aa, takım oluyor böyle. Ne güzel değil mi? Takım olsun diye. Evet. Bir bunu takacağım, bir de bunları takacağım. Tamam, aynen. Tamam mı? Bak bulduk işte. Şükür. Evet. Vallahi bunu yapsaydık çıldırırım. Yok anneciğim, o kadar da değil. Ben çok seviyorum çünkü kediyi. Evet anneciğim. Kızım böyle kedileri, köpekleri çok seviyor. Böyle bir hayvanlara yani bir düşkünlüğü var. Çok da gerçekten seven bir insan. Ben hayvanlara önem veriyorum. Asla dövmüyorum hayvanları. Aynen. Buradan da söylüyor. Böyle göstereyim sizlere. Hadi artık şunları bir kasadan geçirip çıkalım. Vücut spreyleri. Üç farklı koku da gelmiş. Zaten gördünüz. Oje kurutucu falan. Burada da Simple'ın şöyle neymiş bu? Yüz temizleme jeliymiş. Gerçi bunun çok iyi olduğunu söylüyorlar ama bilemiyorum. Üç tane kalmış zaten. Bir de şöyle kolonyalar var. Ihlamurlu var, limonlu var. Bir de zeytin çiçeği var. Böyle. Burada baya varmış ya. Böyle küpeler. Bir de şu cımbız var. Alsam mı diye düşünüyorum. Figürlü küpe diyor. Neydi? Bu şekilde. Şu cımbızı alayım mı almayayım mı diye çok kararsızım. Sizler böyle cımbız aldınız mı? Aldıysanız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Memnun kaldınız mı? Burada zaten baya var. Eğer ki güzelse ben de alırım. Sizlerin tavsiyesi doğrultusunda. Bu şekilde. Hemen şimdi bir kasaya geçelim. Burada da şöyle şans bambusu var. Adet fiyatı 6,5 liraymış. Hemen burada da şöyle. Böyle maskeler var. Getir abla. 50 adet varmış içinde. Anneciğim geç, tutur oraya. Bunun da fiyatı 10 lira arkadaşlar. Şöyle 50 adet var içinde, 10 lira gerçekten çok da uygun. Ne kadar? Şöyle vereyim ben. Maskenin zincirindeydi. 50 tanesi 10 lira. Tamam mı? Aldın mı anneciğim? Al onları. Hadi anneciğim gidiyoruz. Kolay gelsin. Hadi. Gel. Dur bir fişimizi de alalım da onu unutmayalım. Fişi getir anneciğim. Bunu da elmanın içine koydum. Elmanın içine mi koydun? Tamam hadi gel. Şimdi çıkalım. Artık eve gidelim. Dediğim gibi daha videoyu editleyeceğim, yükleyeceğim. Böyle. Artık evde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz eve geldik ve sizlere aldıklarımı göstereyim. İki ekmek aldım şöyle. Böyle susamlı susamlı. Çok güzel böyle çıtır. Bunların tane fiyatı 75 kuruş arkadaşlar. 2 tane aldım. 1,5 lira verdim. Böyle hemen bunu
şu ekmek kutuya şöyle yerleştireyim. Tekrardan birazdan bir poşete daha koyacağım. Çünkü böyle uçları böyle kurumasın. Hemen şunu da göstereyim ben sizlere. Şöyle elma aldım. Kırmızıyla böyle sarı elma. İkisi de zaten aynı fiyataydı. Sanırım 3,5 liraydı bu şekilde. Böyle bir 3 lira mıydı? 3,5 mıydı? Öyle bir şeydi arkadaşlar tam olarak. Ha, 3 liralık bir elma. Hemen şurada ise şunu da göstereyim. Bu da böyle çilek. Gerçi böyle ekmek almaya gittik bakkala. Orada bir hanımefendi vardı. Çilekleri görünce şey dedim. Hormonlu dedi. Yemeyin dedi şimdi falan dedi. İşte ben de ne yapayım? Kızım istedi. Yani yapacak bir şey yok. Bana kalsa gerçekten bu zamanda yemem. Hani şimdilik yemem. Kızım istedi diye kıramadım. Aa, bunu da aldım. Böyle bu da ne kadarmış? 12 lira. 1 kilo 12 lira tuttu. Toplam elmalarla beraber 15 lira ben verdim. Böyle bir de tekrardan bakkaldan şöyle yumurta aldım. Böyle şu şekilde. Burada 15 tane var. 9 lira arkadaşlar 15 tanesi. Şöyle 15-15. Şöyle 30 adet yumurta oluyor. Dediğim gibi 15 tanesi 9 lira, 30 tanesi 18 lira tuttu bu şekilde. Böyle 30'lu 18 lira. Bim'lerde de zaten fiyatlar inmiş biliyorsunuz eskiden 24-25 liraydı 30'lusu. Şu an Bim'lerde de 20 liraya düşmüş ama ben bunu dediğim gibi bizim buradaki bakkaldan aldım 18 liraya bu şekilde. Hemen şunları da bir göstereyim ben. Burada da şöyle kızıma böyle küpeler aldım. Bu şekilde göstereyim. Bir de şöyle takım olsun diye böyle bir tel tokalı böyle kedi figürlü. Ne kadarmış? Şöyle göstereyim ben sizlere. Küpe kedi figürlü diyor. 5 lira 95 kuruş yani 6 lira. Tel toka ise ikili bir şekilde o da 5 lira. Toplam 11 lira tutmuş yani tel toka 5 lira. Küpeler ise 6 lira 11 lira tuttu. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle benim de şimdiki alışverişim böyle. Buradaki bardaklarda dediğim gibi zaten evden çıkmadan önce sizlere söyledim. Makine dün akşam ben çalıştırdım. Temiz onları dizip sonra bu bardaklarımı da dizerim. Gerçekten bizim evde bardaklar çok kirleniyor arkadaşlar. Yani sürekli kirleniyor diyebilirim. Hani alt taraf tabak tarafı fazla dolmuyor ama üst taraf hani bardak tarafı çok doluyor arkadaşlar. Artık bazen hani alt tarafa da dizmek zorunda kalıyorum bardakları. Ama orada da işte kırılıyor. Yani yazık kırılıyor orada da. Dediğim gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar zaten böyle çayımı da demledim. Bu şekilde. Çok da güzel oldu. Hemen demini de zaten aldım. Birazdan doldururum ve ben de kızıma böyle bir tost yaparız. Saatte şu anda kaç olmuş? Şöyle göstereyim ben sizlere. 11.30 olmuş arkadaşlar saat. Zaten sizler için videoda yayınladım. Şok aktüel ürünler videosu. İnşallah beğenmişsinizdir. Ve inşallah benim bu videoyu da beğenirsiniz. Ve zaten şu an artık bu videoda çok uzadı. Gerçekten çok uzadı diyebilirim. İnşallah izlersiniz ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada şöyle bizim de böyle bir su faturası geldi. Şöyle göstereyim hatta ben sizlere. Bu su faturası 26 TL gelmiş arkadaşlar. 26 lira yani. Bu şekilde. Bu ayki su faturası. Şunları da zaten yaparım. Makineyi boşaltırım. Ve bunları da dizerim. Onu da artık yaptığımda o da sizlere yarın yarın vlog'ta gelir. Yarınki vlog'ta gelir arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da göstermek isterim sizlere faturamı. Dediğim gibi 26 lira geldi. Bu şekilde. Artık kapanışı yapayım. Arkadaşlar lütfen bana destek olmak için kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir de bildirim zilinde tümü olarak açarsanız
Çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben sizlere video yüklediğimde sizlere hemen bildirim gelmiş olur. Siz de anında izlemiş olursunuz. Anında izlemeniz çok önemli arkadaşlar. Onun için bildirim zilinizi tümü olarak açarsanız hemen ben paylaşımda bulunduğum an sizlere bildirim gelir ve hemen tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu şekilde ve sizleri de çok seviyorum arkadaşlar. Sizleri böyle ailem gibi görüyorum. Siz de benim böyle bir YouTube ailemsiniz. Gün güne büyüyen bir YouTube ailesi. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İyi ki ben bu YouTube'u açmışım ve sizleri tanımışım arkadaşlar. Ve tekrardan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.